Avrupa'nın vicdanı dediğimiz Avrupa Konseyi'nin kurucusu olan ülkemiz vahim hak ihlalleri nedeniyle 12 Eylül darbesinde olduğu gibi yeniden inceleme sürecine sokuldu. Konseyin saygın hukuk kolu Venedik Komisyonu, anayasa ve yasalarımızdaki değişikliklerin demokratik standartlardan uzaklaştığını ortaya koyan raporları birbiri ardına yayınlamakta. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin çok yakın geçmişte, bölgemizde ve dünyada parmakla gösterilen bir ülke olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun en önemli nedeni, içinde bulunduğumuz coğrafyada halkı Müslüman olan onlarca ülke arasında yüzünü demokrasiye, hukuk devletine, özgürlüklere, laikliğe, çoğulculuğa, kadın erkek eşitliğine ve bilime yöneltebilen tek ülke olmamızdır. Bizim bu özelliklerimizden giderek sapmamız, bugüne kadar uluslararası itibarımıza katkı sağlayan Batı kurumları ile ilişkilerimizde sakatlamakta. Tabii ki geri giden ilişkilerde muhataplarımızın hataları, sorumlulukları olduğu inkar edilemez. İlişkilerimizin tüm dünyada yükselen ırkçı, İslam karşıtı akımlar ile onlarla rekabet içindeki popülizme yönelen siyasetçilerin, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerinin bir çeşit rehini haline gelmesi hepimizi üzmekte. Avrupa kurumlarının Türkiye'deki otoriter yönelim nedeniyle vatandaşlarımızı cezalandıran yaklaşımlarının yanlışlığını her fırsatta vurgulamaktayız. ABD yönetiminin Ankara ile yaşanan kriz nedeniyle halkımızı cezalandırılmasının kabul edilemez olduğunu söyledik. Bundan sonra da söylemeye ve krizin çözümüne katkı sağlamaya devam edeceğiz. Tüm bunları söylerken çuvaldızı kendimize de batırmalıyız. Değerli arkadaşlar, bakın 3 ay diye getirilen OHAL yönetimi ve parlamentomuzu bypass ederek KHK'larla yönetme düzeni 5. kez uzatılıyor. OHAL yönetimi FETÖ darbe girişiminin failleri ve destekçileriyle mücadele dışında neredeyse her amaç için kullanılmakta. Anayasal güvence altında olmasına, Anayasa Mahkemesi'nin kararları olmasına rağmen seçilmiş milletvekilleri aylardır tutuklu. İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu, üst mahkemenin tutukluluk gerekçelerini ortadan kaldıran kararına rağmen bugün dört duvar arasında 125. gününü yaşıyor. Bir kez daha soruyoruz. Bozulmuş bir kararın tutukluluğu olur mu değerli arkadaşlarım? Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve gazetenin diğer çalışanları gelecek hafta Silivri Cezaevi'nde 1. yıllarını dolduracak. Bir gün muhabiri Mahir Kanaat 274 gündür yeni doğmuş olan bebeğini doya doya kucağına alabilmiş değil. Haftaya ilk kez hakim karşısına çıkacak. Sözcü muhabiri Gökmen Ulu 146 gündür tutuklu. Darbecilere Cumhurbaşkanı'nın yerini gösteren haber yaptı diye. Ama bakın bugün gazetelerde haber var. Akıncı davasındaki belgelerde darbecilerin Marmaris'e Gökmen'in haberiyle değil, ellerindeki işaretli haritalarla gittiğini anlatıyor. Ali Bulaç, Mehmet Altan, Şahin Alpay, Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 60 gazeteci 400 günü geçen tutukluluklarında müebbet hapisle cezalandırılmak isteniyorlar. Yurttaşlarımızı öldüren eli kanlı çetecilerle sadece yazıları nedeniyle yargılanan bu isimleri nasıl aynı kefeye koyarız? İnsan hakları savunucuları İdil Eseri, İlknur Üstün'ü, Özlem Dalkıran'ı, Nalan Erkem'i ve diğerlerini tutuklamayı dünyaya anlatamazsınız. Hiç kimse yargıdan bağışık değildir ama sırf takas yaparız diye rehin tutma mantığıyla ne kendi ne başka ülkelerin vatandaşları hapiste tutulamaz. 224 gündür açlık grevinde bedenlerini ortaya koyan Nuriye ve Semih'in adalet haykırışını duymalıyız. 10 Ekim'de 102 canını anmak isteyen ailelerin bu hissine saygılı olmalıyız. Teşekkür ediyorum Sayın Çakır Özer.